Ülke TV ekranlarından iyi akşamlar. Söz Bitmeden programında bu akşam Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık'ı ağırlayacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye yine enteresan bir gün yaşıyor ve yoğun bir gündem yaşıyor. Çok uzun yıllardan sonra ilk kez Türkiye genelinde bir elektrik kesintisi yaşandı. Bununla birlikte adliyede Berkin Elvan davasını yürüten savcı rehine alındı. Onunla alakalı yayın yasağı olduğu için maalesef konuşamayacağız. KPSS soruşturması var. TÜBİTAK ve paralel yapı ve dün Yeni Şafak gazetesinin manşetini, dün ve bugünkü manşetlerini konuşacağız ve bir yeni gelişme daha. Balyoz'da kritik bir gündü. Bugün itibariyle artık Balyoz sanığı kalmadı. 236 kişi beraat etti ve mahkeme delillerde sahtecilikten dolayı, dijital verilerdeki sahtecilikten dolayı suç duyurusunda bulundu. İsterseniz Balyoz'la birlikte başlayalım. Bir dönem var ki Balyoz ve Ergenekon davası eski Türkiye ve yeni Türkiye açısından önemli davalardan bir tanesiydi. Ancak bugün Balyoz sanığı yok. Ve bu iki önemli ve bunun gibi pek çok önemli davada aslında delillerde sahtecilik olduğundan dolayı Türkiye açısından önemli iki davada gitti elimizden. Ne düşünüyorsunuz? Bir kere bu bütün sanıkların beraat etmesi sevindirici. Biliyorsunuz yani insanların mahkumiyet alması, tutuklanması, cezaevine girmesi kimseyi sevindirmez. Evet. Dolayısıyla yargılanan insanların suçsuz bulunması ve beraat etmesi bu sevindiricidir. Bizim baştan beri tavrımız ümit ederiz ki suçsuz bulunurlar ve beraat ederler şeklindeydi. Bu açıdan sevindirici ama bu iki açıdan bizim üzerinde yoğun düşünmemizi gerektiren bir durum, özellikle Balyoz ve diğer Ergenekon davaları. Burada birincisi kişilerin sahte delillerle üretilmiş delillerle suçlanıyor olması hukuk açısından son derece vahimdir. Bunun neden olduğu, nasıl olduğunu bugün biliyoruz. Özellikle devletin içerisinde yapılanan bir paralel yapının nasıl sahte delil üretebileceğini, nasıl bazı uydurma, işte bazı konfigürasyonlar oluşturup, bazı mizansenler kurup masum insanları suçlayabileceğini ve bu işin nereye kadar gidebileceğini bu davada görmüş olduk. TÜBİTAK da bizim sorumluluğumuzda olduğu için şu anda bu konudaki bazı bilgilerimiz de var. Maalesef siz düşünün, emniyette yapılanmış, TÜBİTAK'ta yapılanmış, TİB'de yapılanmış, yargıda yapılanmış, diğer bazı kritik devlet kurumlarında yargılanmış ve kendi işlerinde bir ağ oluşturmuşlar. Bir yapılanma meydana getirmişler. Emniyet bir mizansenle bir yere bir delil koyuyor, sahte delil. Ondan sonra hakim o delilin sahte olup olmadığını TÜBİTAK'a gönderiyor. Orada yapı sahte ve gerçekle ilgisi olmayan bir raporu veriyor. O rapora göre işte hakim veya savcı karar veriyor. Oradaki hakim savcı bazen bunların yapısından olabiliyor, bazen de bu yapıyla hiç alakası olmayan ama oradaki eldeki raporlar, sahte raporların gerçek olduğu düşüncesiyle karar verebiliyor. Bu açıdan çok kritik bir dönem yaşadı Türkiye. Ümit ederiz ki bundan sonra devletin içerisinde hiçbir yapının çöreklenmesine müsaade etmeyiz, edilmez ve bundan sonra hukukun dışına hiç kimse çıkmaz, çıkan da bedelini öder. Şu anda paralel yapıyla mücadelenin Türkiye açısından ne kadar önemli, değerli ve kritik olduğunu aslında bu Balyoz davasında da bir defa daha görmüş olduk. Ama bütün bunlar ikinci noktayı göz ardı etmemeli. Yani bugüne kadar Türkiye'de hiç vesayet olmadı. Hiç kimse darbeye teşebbüs etmedi. Hiç kimse darbe için bazı cuntalaşma faaliyetleri yürütmedi demek de mümkün değil. Bu özellikle vesayetin Türkiye'de ortadan kaldırılması açısından da herkesin mutlaka bir kez daha durup düşünmesini gerektiren bir tablo olmalı. Ama son noktada insanların, çünkü biliyorsunuz suç da şahsidir, ceza da şahsidir. Şahsi olarak suçlu olmayan insanların bazı sahte deliller üreterek, mizansen bazı provokatif yaklaşımlarla gözaltına alınması, içeride tutulması ve şey yapılması,
bunlar kabul edilecek şeyler değil. Türkiye bu yapıyı ortaya çıkarmasaydı, şimdi bugün muhalefetin paralelle mücadelede belki biraz sonra özellikle bazı konularda konuşmamız da gerekecek. İşte bu ara KPSS falan gündemde. Evet. Orada bazı konularda muhalefetin konu paralel yapıya dayandığında hemen suskunlaştığını görüyoruz. Konu hükümet noktasına gelince aslan kesiliyorlar. Ama konu paralel yapıya doğru gittiği zaman bir anda dilsiz oluyorlar, kör oluyorlar, sağır oluyorlar. Bu muhalefetin demokrasiye olan inancı noktasında toplumda ciddi endişeler oluşturuyor. Bakın işte bu iş, şu yapılan iş, mesela ben göreve gelir gelmez sahte rapor üreten, bu konuda yargıyı yanıltan, toplumu yanıltan, kamuoyu yanıltan adamların bir hemen ilişiklerini kestim. Bu da bir eleştiriyi beraberinde getirdi. Tabii, aslında. TÜBİTAK'ta iş yapacak eleman kalmadı. TÜBİTAK'ta iş yapacak eleman var, yok değil. Ama yeni aldığımız elemanların yetişmesi için belli bir zaman gerekiyor. Bir de TÜBİTAK'ın adli bilirkişilik görevi yok. Kanunla verilen böyle bir görev yok. Fakat biz Türkiye'nin Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu olarak Adalet Bakanlığımıza ve mahkemelerimize bu noktada elimizden geldiğinin en iyisini yaparak hizmet vermeye çalışıyoruz. Fakat bazı mahkemeler bir yazı gönderiyor. Ben şunu sana gönderdim. 6 ay işte 1 ay içerisinde bunu bana cevap vermedin. Yani sanki orada cevap vermeyeni yarın mahkum edecek bir yaklaşım da bulunuyor. Bunun kanunen görevi yok. Biz sadece orada bizden isteneni vermenin gayreti içerisindeyiz. Dolayısıyla oradaki çalışan insanlar da yarın bir hukuki sorumluluğa girmemek açısından bazı yazıları yazabiliyorlar. TÜBİTAK ne kadar önemliydi paralel yapı için? Çok kritik önemliydi. İşte bakın bu balyoz davası, Ergenekon davası gibi davalarda, kriptolu telefonların dinlenmesinde, devletin sır niteliği tanışan askeri projelerinin yapılmasında TÜBİTAK kritik bir kurum ve bu kuruma özellikle sızıyorlar. Ama bu kurumda her birime sızmıyorlar. Kripto bölümünde paralel yapının dışındaki herkesi bezdirerek, baskıyla, yıldırarak uzaklaştırıyorlar. Ama Temel Bilimler Enstitüsü var. Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli olan Temel Bilimler Enstitüsü'ne hiç ilgi göstermiyorlar. Niye? Orada fizikle uğraşacak, kimyayla uğraşacak, matematikle uğraşacak, biyolojiyle uğraşacak. Bundan uygulamalarıyla uğraşacak. Oraya hiç ilgi göstermiyorlar. Nereye ilgi gösteriyorlar? Askeri projelere ilgi gösteriyorlar. Nereye ilgi gösteriyorlar? Kriptoya ilgi gösteriyorlar. Nereye ilgi gösteriyorlar? Adli bilirkişiliklere ilgi gösteriyorlar. Niye? Biliyorlar ki oradan bir düzmece şey gelecek. Daha doğrusu bir bilirkişilik için. Bazı konular istenecek. Orada o düzeni hazırlıyorlar. O açıdan çok önemli TÜBİTAK bunlar açısından. Peki tamamıyla tasfiye oldu mu artık? Yani İdari TÜBİTAK... kadroda hiç kimse bırakmadık. Yani paralel yapıyla ilişkisi olduğunu bildiğimiz, tespit edebildiğimiz herkesle yolumuzu ayırdık. Ve yani bu noktada dediğim gibi bizim bir temel prensibimiz var. İlk bakanlık görevini aldığımda ortaya koyduğum amiri yerine abisinden talimat alan kesinlikle burada durmasın. Bu kararlılığımızı ilk günkü gibi sürdürüyoruz. Paralel yapıyı tasfiye etmek ilk etapta hani kısa vadede bir çözüm gibi gözüküyor ama asıl olan bir daha buralara sızılmanın önlemesi. Tabii de geliyor. Burada, bunun için çalışmalar yapıyor musunuz? Şimdi bu Türkiye'de bir milli güvenlik meselesidir. Hı hı. Sadece paralel yapı değil, organize şekilde devletin içerisine sızmak isteyen hiç kimseye müsaade edilmemeli. Türkiye bir demokratik cumhuriyettir. Demokratik cumhuriyette her şey kurallara bağlıdır. Bu kural, eğer ülkeyi yönetecekseniz parti kuracaksınız. Evet. Gidip partileri rehin almak, şantaj yapmak, partilerin içerisine sızıp adeta iktidar ortağı olmak gibi bir emeliniz olmayacak. Evet. Partinizi kurarsınız, çıkarsınız milletin huzuruna, vaatlerinizde bulunursunuz, programınızı, tüzüğünüzü, projelerinizi, her şeyi aynı açıklarsınız, sandığa gidersiniz, millet sizi oy verir, iktidar olursunuz. Bunun dışında hiçbir yol ve yöntemle Türkiye'de iktidar olmayı kimse aklından dahi geçirmesin. İşin birinci kuralı bu. İkinci kuralı,
Memur mu olacaksınız? Kurallar bellidir. KPSS sınavına girersiniz. Diğer devletin belirlediği, açıkça da yazdığı kurallara göre memur olursunuz. Gelirsiniz, memuriyet görevinizi oradaki görev, yetki ve sorumluluk alanınızda ifa edersiniz. Bunun dışında hiçbir şeye Türkiye'de müsaade edilmemesi gerekiyor. Bu paralel yapı tecrübesi Türkiye'de aslında bu konuda çok ciddi, uyanık ve dikkatli olunması gerektiğini ortaya koydu. Aslında her şey yasal mevzuatlara ve uygun bir şekilde ilerlemiş. Yani paralel yapı KPSS sınavlarına girmiş. Oradan çok iyi puanlar alarak devlet memurluğu ve bürokrasiye girebilmişler. Ama bugün ortaya çıkıyor ki KPSS sınavlarında da pek çok hile yapılmış ve asıl kritik yer ya da anahtar diyebilelim, KPSS'nin olduğunu görüyoruz, KPSS sınavları. Şimdi KPSS, özellikle 2010 yılı KPSS sınavı mecliste de çok tartışıldı. Ben o dönemde mecliste milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu üyesi ve sözcüsü olarak bu tartışmaların içinde oldum. O zaman muhalefet bize işte KPSS sınavında yolsuzluk yapıldı, şu oldu, bu oldu, bunun üzerine gidelim. Tamam. Bu yargıya intikal etmiş bir konudur. Yargı mutlaka ama mutlaka burada bir yanlış varsa, usulsüzlük varsa, yolsuzluk varsa bunun üzerine gidecektir ve biz de bunun arkasında olacağız, sonuna kadar da takip edeceğiz diye söylemiştik. Fakat çok ilginç bir şey oldu. Bu KPSS skandalı, şimdi 17-25 Aralık'tan sonra bu yatıp deşifre olup da KPSS skandalı da bütün yönleriyle ortaya dökülünce, yani 120 sorunun 120'sine de 300 küsür kişinin doğru cevap vermesi, bunların önemli bir kısmının karı koca olması, önemli bir kısmının akrabalık ilişkisinin içinde bulunması, önemli bir kısmının devletin kritik konumlarında bulunanların birinci derecede yakınları olması, maille soruların birbirlerine verildiğinin ortaya çıkması olayı bambaşka bir yere götürdü. Evet. Bu dönemde beklenen ne olmalıydı? Muhalefetin bu konunun üzerine gitmesi ve bu konunun aydınlığa çıkarılması için muhalefetin de bunu gündemine alması. Muhalefette çıt yok. Niye? Arkasından paralel yapı çıktı. Altından paralel yapı çıktı. Peki bunu ya bu nasıl bir muhalefet? Burada muhalefet paralel yapının vesayeti altında mı, yoksa ciddi bir işbirliği mi var? Ben aynı şekilde Ergenekon ve Balyoz mağdurları da, yani bunlar da paralel yapının mağdurları hukuksal anlamda. Ama bakıyorsunuz yine bir el ele kol kola girme durumu var. Birlikte yok. Belki Balyoz için bu kadar net söylemek en azından benim açımdan çok mümkün değil ama bu muhalefetin paralel yapıyla girdiği ilişki son derece enteresan bir ilişki. Acaba bir vesayet mi var paralel yapının muhalefet üzerinde, bir vesayeti mi var, yoksa bir işbirliği mi var? Zannediyorum her ikisi de var. Biliyorsunuz 17-25 Aralık sürecine gitmeden, o süreçte henüz başlamamışken bir dizi olay yaşadık. O olay aslında paralel yapının muhalefetle belli noktalarda dirsek temasında olduğunu ortaya koymuştu. Sonra 17-25 Aralık ortaya çıktıktan sonra bu işbirliği biraz daha belirginleşti. Ondan sonra gelişen olaylarda da biz bu işbirliğini daha açıkça görmeye başladık. Mesela yerel seçimlerde paralel yapı, ben kendi seçim çevremden çok iyi biliyorum. Türkiye genelinde de o dönemde pek çok ile gittiğimiz için biliyorum. AK Parti karşısında en güçlü parti hangisi ise, en güçlü aday hangisi ise ona destek verdi. Diyelim ki X ilçesinde veya ilinde AK Parti'nin karşısında CHP mi güçlü? Direkt gittiler, bütün güçleriyle CHP'ye çalıştılar. AK Parti'nin karşısında MHP mi güçlü? Gitti, bütün güçleriyle MHP'ye çalıştılar. AK Parti'nin karşısında HDP mi güçlü? Veya o dönemki adıyla BDP mi güçlü? Gittiler, ona çalıştılar. Bu işbirliğini aslında çok net olarak ortaya koydu. Ama bu işbirliğini götüren faktörler neydi? Amiller neydi? Bunlar tabii gün geçtikçe ortaya çıkacak. İşte bazı bilgiler, belgeler, dokümanlar ortalığa saçılmaya başlandı. Ve şimdi biraz daha muhalefetin, özellikle CHP'nin paralel yapıyla ne kadar
yakın bir işbirliği içerisinde olduğu her geçen gün ortaya çıkıyor. Bugün aslında KPSS skandalı ve Balyoz'daki gelişmelerden dolayı muhalefetin paralel yapıya hiç değinmemesi de aslında işbirliğinin bir farklı göstergesi. Yani oradan da anlıyoruz ki kendi aralarında güçlü bir işbirliği var. Artık bu vesayetten mi, tehditten mi, şantajdan mı yoksa karşılıklı çıkar ilişkisinden mi bunu bilemiyorum. Ama ortaya konan şey nedir? Ortaya konan KPSS'de altından paralel yapı çıkınca süt dökmüş kedi gibiler veya dut yemiş bülbül gibiler. İşte Balyoz'daki deliller sahte çıkınca, bu işin altından da paralel yapı çıkınca anında susuyorlar. Tek söyledikleri işte efendim siz bunlarla işbirliği yaptınız. Evet biz daha önce bunlar bizi aldattılar. Ama biz işin farkına vardıktan sonra bu yapının devletten tasfiyesi için kendimizi ortaya koyduk. Bütün gücümüzü ortaya koyduk. Peki siz bu iş deşifre olduktan sonra niye bu iktidara bu noktada destek vermiyorsunuz? Niye bu yapının devletten bir an önce tasfiye edilmesi için gereken adımları atmıyorsunuz? Muhalefet olarak bazı konularda en azından destek olduğunuzu ifade etmeniz lazım. Yani en azından bu yapının Türkiye'ye zararlı olduğunu ifade etmeniz gerekmiyor mu? En azından yani bazı işte 2010 KPSS'si gibi işte bu paralel yapının diğer konulardaki yaptıkları gibi en bariz örneği işte düşünün dinlemeler siz. Yapıldı, hukuksuz tabii dinlemeler. Hukuksuz dinlemeler. Bunların altından kimin çıktığı belli. Kriptolu telefonların dinlenmesi. Bunlarla ilgili hiç paralel yapıya yönelik eleştiri yok muhalefet. Özellikle CHP'de. Peki, ama olay ne zaman hükümete bağlanması gerektiğinde hemen onlar kolaylıkla hükümete bağlıyorlar. Kriptolu telefonlar demişken hemen onu ben sormak istiyorum. Kriptolu telefonlarla alakalı olarak bu telefonları dinlemenin önünü alabilecek çalışmalarınız var mı? Tabii. Aslında Elif Hanım şunu çok net olarak söyleyeyim. Kriptolu telefonlar böyle bir örgütlü bir yapı olmasa, bir şebeke olmasaydı zaten dinlenemezdi. Bakın TÜBİTAK'ta gerçekten emniyette, dinlenemez mi? Gerçekten dinlenemezdi. Onu söylüyorum. TÜBİTAK'ta, emniyette, TİB'de hatta yargıda bir organize yapı olmasaydı bu telefonları dinleme şansları yoktu. Ama şimdi biz yeni ürettiğimiz kriptolu telefonlarda güvenliği çok daha artırdık. Yani kripto çözme yeteneği bugün bilebildiğimiz kadarıyla kripto çözme yeteneğinin 3 katı kadar da güvenlik ilave ettik. Ama yine söylüyorum o günde böyle bir yapı, böyle bir şebeke olmasaydı dinlenemezdi. Ama bugün güvenliği en az 3 katına çıkarmış durumdayız. Bitti mi peki? Kriptolu telefon sertifikalarının üretilmesiyle ilgili falan eğitimler sürüyor. O bizim TÜBİTAK'ta değil, o Başbakanlık bünyesinde, Milli Güvenlik Kurulu bünyesinde yapılan bir çalışma. O bitince biz telefonları teslim etmeye başlayacağız. Peki Türkiye'de şu anda bu hukuksuz yasa dışı dinlemeler var mı? Tamamıyla bitti diyebilir miyiz? Yani bu şimdi, yapının dinlemeleri... Anadolu'da güzel bir hikaye vardır. Bir köyde her gece hırsızlık olurmuş. Çare bulamamışlar. Demişler ki herkes gece her gün bir ev nöbet tutacak. İşte bir gece adamın birine sıra geliyor. Hanım diyor ki bey kalk bu gece sen nöbetçisin diyor. Diyor ki ya kalkmama gerek yok. Ya niye? Ya ben çalıyordum ben gitmesem kimse çalmaz diyor. Şimdi bu paralel yapı zaten bu dinlemeyi yapan paralel yapıydı. Yoksa normal şartlar altında bir devlet memurunu kendi kafasına göre, hatta daha ileri gideyim amiri talimat verdi diye böyle bir telefon dinlemeye cesaret edeceğini düşünmek saftillik olur. Peki. Niye? Çünkü cezası ağır ve biz AK Parti döneminde ağırlaştırdık bunu. 6 yıla kadar bildiğim kadarıyla hapis cezası var. Hangi memur amirinin hatırı için veya şeyi için 6 yıl hapis cezasını göze alır? Bu mümkün değil ama öyle bir inandırıyorlar ki bunlar şimdi hala bunlara inanan saf insanlarımız var. Ümidimiz, temennimiz bu insanların bu yapının gerçek yüzünü görmesi. Şimdi bu insanları öyle inandırıyorlar ki sanki dine hizmet ediyor, ülkeye hizmet ediyor, millete hizmet ediyor diye o gayrimeşru işleri kolaylıkla yapabiliyorlar. Peki şu anda dinleniyor muyuz? Ben dinlendiğimize inanmıyorum şu anda. Yani bu yapı tasfiye edildikçe bu risk ortadan kalkıyor. Çünkü onun dışında kimsenin dinleme imkanı yok. Ha bazı yabancı istihbarat örgütleri
kendi şeyleriyle onlara bilemem ama Türkiye içinde yerli bir yapının böyle bir telefon dinleme işini yapacağına inanmıyorum. Tamamıyla kesildi diyorsunuz o halde. Yani bu yapı, çünkü bu işi organize eden ve yapan buydu. Bu yapı tasfiye edildikçe bu risk de gittikçe ortadan kalkıyor. Ama tabii dediğim gibi uluslararası istihbarat örgütleri, şebekeler, farklı yapılar Türkiye'de her zaman bu özellikle devlet adamına yönelik dinleme şeyinde bulunabilir. Onu biraz dışarıda tutarak bu cümleleri kullanmak isterim. Dış bağlantılar dediniz. Bu örgütün, yani paralel yapının ve Fethullah Gülen'in tek başına yerel unsur ve yerel dinamikleriyle Türkiye içerisinde operasyon yapamayacağı, bunun dış bağlantıları olduğu da çok tartışıldı 17-25 Aralık'tan sonra. Yeni Şafak gazetesi bu bağlamda iki gündür Türkiye'yi sarsacak haberler yapıyor. Siz gördünüz mü? Gördüm. Dünkü manşeti ve bugünkü ikisini de gördünüz. Ne düşünüyorsunuz? Şaşırdınız mı? Şimdi 17-25 Aralık öncesinde böyle bir manşet olsaydı doğrusu çok şaşırırdım. Çok daha ihtimal vermezdim. Televizyonlarda baktığınız zaman kendi halinde bir hoca efendi en ufak bir şeyde gözyaşı döküyor, ağlıyor, şey yapıyor. Ama 17-25 Aralık süreciyle birlikte ortaya çıkan gerçekler, hatta aslında Hakan Fidan olayıyla başlayan o 7 Şubat 2012'de başlayan süreçten sonra, hele hele 17-25 Aralık sürecinde yaşadıktan sonra artık hiçbir şey şaşırtıcı gelmiyor. Benim şahsi düşüncem, eğer müsaade ederseniz aktarayım. Benim kanaatim 1993 yılına kadar küresel güç odaklarıyla bu zatın yolunun kesişmediği noktasındaydı. Yani ama 90, ben öyle düşünüyordum. Bu özellikle 17-25 Aralık sürecine kadar yani bunun kendi halinde bir yapı olduğu kanaati vardı hepimizde, biliyorsunuz. Ama ilk aklımızda kuvvetli şüphe Hakan Fidan'la başladı. Hakan Fidan olayıyla başladı. O güne kadar hepimiz ya bu kendi halinde bir hareket, işte ülkeye, millete, dine hizmet etmeye çalışan bir hareket diye bakıyorduk. Ama Hakan Fidan olayı o güne kadar kafamızdaki küçük soru işaretlerini bir anda büyüttü. Çünkü Hakan Fidan'a kimlerin karşı çıktığını o dönemde çok iyi biliyorduk. En fazla karşı çıkan ülkenin İsrail olduğunu biliyorduk. Ve Hakan Fidan'ın MİT müsteşarı olmasına İsrail'in ne kadar büyük tepki koyduğunu çok iyi biliyorduk. O tepkilerden hemen sonra bu yapının Hakan Fidan'a yönelik bir operasyon yapması bizim kafamızdaki şüpheleri çok artırmıştı. Ondan sonra dershane olayının zamanlaması, ki ben o dönemde Milli Eğitim Komisyon Başkanı'ydım, benim kafamdaki şüpheleri çok daha fazla artırdı. 17-25 Aralık'ta çok net olarak gördük ki bu insanlar kesinlikle kendi akıllarıyla böyle bir iş yapmıyorlar. Bu küresel güç odaklarının adeta Türkiye'de taşeronluğunu yapıyorlar. Şimdi bu süreç yaşandığı için o zaman benim aklımda şu vardı. 1993'e kadar bunlar kendi halinde bir hareketken, 1993'te özellikle Refah Partisi'nin yükselişini durdurma amacıyla bunların küresel güç odaklarıyla işbirliğine başladıklarını düşünüyordum ama bu ortaya çıkan bilgi ve belgeler bu temasın, bu işbirliğinin çok daha önceden başladığını ortaya koyuyor. Tabii ümidimiz, temennimiz yıllarca işte bunu dine, millete, ülkeye hizmet ediyor diye gören insanların gerçeklerin farkına varması ve gittikleri yoldan bir an önce dönmeleri ve bunların da kendi kaderleriyle baş başa kalmaları. Hukuki çerçevede yürütülen bir mücadele var paralel yapıyla. Siz bu hukuki mücadelenin yerinde olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Bir kere hukuki mücadele bir milli güvenlik... Çünkü henüz bir örgüt davası açılmadı. Daha bireysel böyle gidiyor. Ama artık çorap söküğü gibi geliyor. Yani ben bu mücadeleyi bir milli güvenlik mücadelesi olarak görüyorum. Eğer bu ve bunun gibi yapılar devlet içerisinden tasfiye edilmezse biz milli güvenliğimizi teminat altına aldık diyemeyiz. Evet. İşte nasıl ortaya belgeler, bilgiler saçılıyor. Şimdi ben bu mesela Balyoz davasında, işte Ergenekon davasında hep şöyle düşünüyordum. Ya bu ülkede
eğer ellerinde çok güçlü deliller olmazsa bir genelkurmay başkanını kim tutuklayabilir? Buna kimin gücü yetebilir? Kim buna cesaret edebilir diye düşünüyordum ki muhtemelen toplumda pek çok insan böyle düşünüyordu. Evet. Ama ellerinde çok güçlü deliller yokmuş. Meğer delil üretmiş ama dünyada çok güçlü küresel odaklarla işbirliği yapınca bu cesareti kendilerinde bulabilmişler. Demek ki yani çok küresel güç odaklarıyla çok güçlü işbirlikleri var veya onların taşeronlarını yaptıkları için bu kadar büyük pervasızlıkları yapabilmişler. Genelkurmay Başkanı'nı tutuklayabilmişler ki o zaman başbakanımız olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tepkiyi biliyorsunuz, tavrı biliyorsunuz. Ülkenin başbakanına karşı operasyon yapma cesaretini, cüretini gösterebilmişler. Bunu nasıl yapar? Bunu kendi halinde bir hoca mı yapacak? Bu küresel güç odaklarıyla çok yakın ilişkisi olan hatta onlardan talimat almayan birinin yapma şansı yok. Bunu biliyoruz. Şimdi 17-25 Aralık'a ne dediler Elif Hanım? Hırsızlık, yolsuzluk, insanların geleceğini çalmaktan daha büyük hırsızlık olabilir mi? Şimdi hala Twitter'dan falan bunları savunanlar var. KPSS sınavında insanların geleceğini çalmaktan daha büyük hırsızlık olabilir mi? Hala bunların hırsızlık, yolsuzluk demesine kim inanır? Bu belgelere ilişkin olarak da ciddi anlamda bir tekzip gelmedi. Daha çok savunmaya yönelik olarak bir şey geldi. Ama yani artık şaşırtıcı gelmiyor. Gelmiyor diyorsunuz. Bunu bana dediğim gibi 7 Şubat 2012'den önce söyleselerdi kesinlikle inanmazdım. Hatta 17-25 Aralık'tan önce söyleselerdi yine inanmazdım. Ama bugün inanır mısınız derseniz inanırım. Peki tiple alakalı... Ne olacak yani TİP orası bir utanç kurumu. TİP tabii gibi. Ulaştırma Bakanlığımızın sorumluluğunda, bizim sorumluluğumuzda değil. Dolayısıyla neyin olacağına karar verme noktasındaki tüm çalışmayı Ulaştırma Bakanlığımız yapar. Eğer gerektiğinde Bakanlar Kurulu'na gelir, gerektiğinde kanun değişikliği o da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir. Ben şu anda bu soruya cevap verme ehliyetinde olan biri değilim. Evet, TİP'le alakalı bizim konumuz değil diyorsunuz ama yani orası sorumluluk olarak bizde değil. Evet. Türkiye'nin bir utanç kurumu. Sizin görüşlerinize katılmadığımı söylemiyorum orada. Evet, orası bir utanç kurumu. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı ve hukuksuz herkesin mahrem alanlarına girerek dinlemelerin yapıldığı, o bütün kabloların, dinleme hatlarının geçtiği ve toplandığı yer. Keşke orası bu paralel yapıyı hatırlamak açısından bir utanç müzesi olarak bütün dinlenen isimler duvarlarına, bazı hani Batı ülkelerinde olduğu gibi olmuş olsa ve orası tamamıyla lağvedilmiş olsa ve bir evet, yani utanç müzesine... Çok insanın özel hayatına girildi, çok insanın canı yandı, hatta geleceğe karartıldı. Akla hayale gelmeyecek senaryolar üretildi. Birbiriyle ilişkisinin olması mümkün olmayan insanlar aynı örgüt üyesi olarak gösterildi. Dolayısıyla çok fazla acının yaşandığı ve bunların organize edildiği yerlerden biri olarak tabii TİP maalesef. Sizin bir Gebze'de kurmuş olduğunuz bilişim vadisi var. Bir Amerika seyahatinde siz Silikon Vadisi'ni dolaştınız, evet, gezdiniz. Sonra da bir çağrıda bulundunuz Türkiye'ye gelinmesi için. Ne aşamada o proje? Onu merak ediyorum. Sonra şu anda seçimler... Bilişim Vadisi öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye artık refah toplumu haline geldi. Türkiye artık ucuz iş gücü sayesinde yatırım çekme şansına sahip değil. Evet. Artık Türkiye toplumu refah toplumu sınırına geldi. Yani gelirimiz 12.500 dolara gelince biz Türkiye artık zengin ülke statüsüne geçmiş olacak. Milli gelir olarak kişi başına. Dolayısıyla artık Türkiye'nin iş gücü avantajıyla daha fazla yatırım çekmesi, üretim yapması mümkün değil. Artık Türkiye'nin yeni bir başarı hikayesine ihtiyacı var. 12 yılda çok önemli bir başarı hikayesini yazdık. AK Parti iktidarı gerçekten 12 yılda çok önemli bir başarı hikayesi yazdı. 3.300 dolar olan kişi başına milli geliri 10.500-11.000 dolar noktasına getirdi. İşte ihracatı 36 milyar dolardan 160 milyar dolar seviyesine getirdi.
Gayri safi yurt içi hasılayı 233 milyar dolardan 822 milyar dolar noktasına kadar getirdi. Bunlar 12 yıllık süre içerisinde gerçekten bir başarı hikayesidir. Evet. Ve dünyada kiminle karşılaşsak, Türkiye ile ilgilenen herkesin söylediği gerçekten müthiş bir başarı hikayeniz var. Ama şimdi Türkiye'nin yeni bir başarı hikayesi yazmaya ihtiyacı var. Artık yeni bir sıçrama yapmak durumundayız. Bu yeni sıçrama bizim artık düşük teknolojili ülkelerle rekabet ederek başaracağımız bir sıçrama değil. Çin'le rekabet ederek bunu yapamayız. Hindistan'la rekabet ederek, Bangladeş'le rekabet ederek yapamayız. Bu artık bizim daha katma değeri yüksek, daha çok tasarıma, Ar-Ge'ye dayanan ürünler üretmemiz gerekiyor. Evet. Bu yeni başarı hikayesinde de olmazsa olmaz olan teknolojidir. Biz Türkiye'de bilim ve teknolojiye daha fazla yatırım yapmak durumundayız. Hatta bugünün teknolojisi değil, geleceğin teknolojilerine daha fazla yatırım yapmak durumundayız. Bu açıdan Bilişim Vadisi'nin kurulması stratejik bir karardır. Bilişim Vadisi'ni benden önceki bakan arkadaşım, Sayın Başbakanımızın, o dönemdeki başbakanımız, şu an Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata geçirmeye başladı. Ben görev devraldıktan sonra süreci hızlandırdım ve şu anda Gebze'de Bilişim Vadisi'nin altyapı çalışmaları sürüyor. Ve inşallah Mayıs ayında da üst yapı inşaatların temelini atmayı hedefliyoruz. Bu son derece önemli. Burada özellikle Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında bir hub olmasını istiyoruz. Ve bu alanda sadece bugünün teknolojilerini değil, geleceğin teknolojilerinin burada geliştirilmesini istiyoruz. Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine burada yoğunlaşmak istiyoruz ve Türkiye'nin kendi startuplarını, kendi firmalarını, kendi girişimcilerini burada oluşturup büyütmek istiyoruz. Burada da Silikon Vadisi, özellikle seyahatimiz, ziyaretimiz bizim açımızdan son derece verimli ve faydalı oldu. Dünyanın gittiği yönü bizzat bu işin kalbinde görmek son derece önemliydi. Dünya artık, bakın, Ar-Ge kavramı değişiyor artık. İnovasyon kavramı değişiyor. Artık fikri mülkiyet hakları kavramı, patent kavramı değişiyor dünyada. Düşünün, Tesla şu anda elektrikli otomobille dünyada en ileri noktada şirket olarak biliniyor. Tesla batarya sistemleriyle ilgili tüm know-how'unu, bilgisini, birikimini açtı. Artık açık Ar-Ge dönemine geçiyor dünya. Artık Microsoft bütün kodlarını açmaya başladı. Artık bazı büyük firmalar, mesela bir Intel'in bir programına katıldım. Intel bir firmayla işbirliği yaptığında veya bir startup firmasıyla işbirliği yaptığında üretilen fikri mülkiyeti kendisine istemiyor. Diyor ki fikri mülkiyet sende kalsın. Bana sadece lisansı ver. Ben bunu hayata geçirebilirim ama fikri mülkiyet senin olsun. Artık dünya açık Ar-Ge kavramına yoğunlaştı. Açık Ar-Ge kavramı Türkiye'nin üzerinde daha fazla yoğunlaşması gereken kavram. Açık inovasyon, artık inovasyonun paylaşılması ve yeni paydaşlar edinilerek daha hızlı mesafe alması dünyada yeni gelişen trendler. Şimdi bunların yerinde görülmesi ve Bilişim Vadisi'nin bu konsepte uygun olarak kurulması bizim için son derece önemliydi. Bu çalışmaları yaptık ve dünyada belki çok kısaca müsaade ederseniz, eğer uygun görürseniz, birkaç tane çok önemli kavram gelişiyor. Bundan 10 yıl önce literatürde olmayan, hiçbirimizin gündeminde olmayan, hatta 5 yıl önce bile gündemimizde olmayan pek çok yeni kavram dünya artık konuşuyor ve bunların üzerinde yoğunlaşılıyor. Mesela 3D printing dediğimiz 3D yazıcılar. Şimdi gün geçtikçe ağırlığını hissettiriyor. Endüstri 4.0 kavramı artık her gün hayatımızda ağırlığını artırmaya başladı. Artık giyilebilir teknolojileri konuşuyoruz. Şurada takacağınız bir saat, ki böyle kalın bir saat olmayacak. Son derece ince, hatta çok daha farklı malzemelerden yapılıyor. Bu saatte hem saatinize bakacaksınız, hava durumundan, internetinizden, ama aynı zamanda kaç adım yürüdünüz, nabzınız nasıl? Hatta öyle teknoloji gelişiyor ki şu anda kan almadan şeker ölçümü yapıyorlar. Yani parmağınızı gösteriyorsunuz, alet okuyor ve şekerinizi ölçüyor. Şimdi böyle bir hız, teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği bir dünyadayız. Giyilebilir teknolojiler her geçen gün ağırlığını hissettiriyor. İşte bulut bilişim artık bütün ülkelerde yaygınlaşmaya başladı. Büyük veri dediğimiz big data
artık hayatımızda çok daha fazla yer tutmaya başladı. Ve nesnelerin interneti kavramı artık her geçen gün üretimde de, sosyal hayatta da, günlük yaşamımızda da daha fazla yer bulmaya başladı. Siz düşünün, önceden interneti biz insandan insana iletişim için kullanıyorduk. Şimdi eşyalar birbiriyle internet arasında... Bir üniversite projesi var mıydı bu bilişimle alakalı olarak, yanlış... Bu bilişim vadisi projesi var ama bütün üniversitelerin bu konuya daha fazla ağırlık vermesi gerekiyor. Biz Gebze Teknik Üniversitesi'ni, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü Gebze Teknik Üniversitesi'ne dönüştürdük. Ben aynı zamanda Kocaeli milletvekiliyim ve bu alanlara daha fazla yoğunlaşmasını istiyoruz. Aynı zamanda şimdi bakın, artık üretim mantığı komple değişiyor. Artık bilişim teknolojilerinin olmadığı bir üretim alanı düşünmek mümkün değil. Peki bu Milli Çip fabrikası da bunun içerisinde mi? Bu ayrı bir proje mi? Bu söylediklerimin temelinde çip var. Çip olmadan hiçbirisi olmuyor. Tamam. Mikroçip olmadan. Evet. Mikroçipte de şu anda dünyada mikroçip üreten firmalar var. Özellikle Uzak Doğu'da konuşlanmış ama bizim özellikle askeri projelerimizden dolayı, milli güvenliğimizi ilgilendiren konulardan dolayı bir milli mikroçip üretim tesisine ihtiyacımız var. Bu konuda uzun bir çalışma yaptık ve Türkiye'de bir mikroçip fabrikası kurma kararı aldık. Şu anda aslında TÜBİTAK'ta YİTAL dediğimiz yarı iletken teknolojileri enstitümüz var, birimimiz var. Bu YİTAL'ı şu ana kadar edindiği birikim ve tecrübeden dolayı bir mikroçip tesisinin kurulmasında öncü kuruluş ve savunma sanayi ile birlikte belirledik. İnşallah Türkiye kendi mikroçipini tasarlayan ve üreten ülke konumuna yakında kavuşmuş olacak. Bu tesisi yaptığımız zaman bu sadece askeri amaçla çiplerin üretilmesi değil, aynı zamanda ticari amaçla çiplerin üretilmesine de çok ciddi katkı sağlayacak. Çünkü nesnelerin interneti dediğiniz zaman önünüzde inanılmaz bir alan var. Bakın, her araç diğer araçla irtibat kurabilecek. Hatta bir araçtaki değişik parçalar birbirleriyle irtibat kurabilecek. Siz düşünün, bugün uçaklarda otomatik pilot var biliyorsunuz. Evet. Yakında araçlarda da, otomobillerde de otomatik pilot olacak. Siz aracınızı kullanırken otomatik pilotu alacaksınız, kitabınızı okumaya devam edeceksiniz. Gerçi bizim bazı otobüs şoförleri şu anda da yapıyorlarmış onu ama. Ama böyle bir... Oluyor mu bilmiyorum ama yoğun maalesef böyle bir iki gördüm araç internette. Araç kullanırken telefondan mesajlaşma. Yok, ben kitap okuyanı gördüm internette. Öyle mi? Ama bu artık teknolojik olarak mümkün olacak. Otomatik pilota geçecek araç. Siz orada hem kitabınızı okuyacaksınız veya işte internetinize gireceksiniz, telefonunuza konuşacaksınız. Araç kendi şeyiyle gidecek. Bunu nasıl yapacak? Nesneler birbirleriyle haberleşecek internetten. Düşünün, şimdi sizin suratınız önünüzdeki aracın suratına göre otomatik ayarlanacak. Ve hatta eğer aradaki mesafe kısalınca siz ayağınızı fren pedalına atmadan o araç kendi kendine otomatik fren yapıp aradaki mesafeyi koruyacak. Şimdi evet. Bunlar teknolojide baş döndürücü gelişmeler. Türkiye'nin buna hazır olması gerekiyor. Araçlar demişken, bu yerli araba çabamız Türkiye'nin ikinci kez bir girişimi. Bir baba yiğit aranıyordu. Evet. Ne durumda? Şimdi biz tabii şöyle, bu işe ben bakanlık görevini devraldığım günden beri çok yoğun bir çalışmayla yoğunlaştık. Ve şu anda geldiğimiz noktada inşallah yakında bir çalışmayı sonuçlandırmak üzereyiz. O sonuçlandıktan sonra artık Türkiye'de kim üretmek istiyor, gelin her şeyimiz hazır diye çağrı yapabileceğiz. Peki. Çünkü bunların çalışılması gerekiyordu. Özellikle içten yanmalı motorda rekabet şansı artık pek yok. Çok inanılmaz kapasiteler var. Sayın Bakanım, bugünkü elektrik kesintileri, ben bir anda yayın yasağı deyince elektrik kesinti, bu elektrik kesintisi normal bir şey mi? Normal olmadığı açık. Yani bir normal. Siber saldırı ihtimalinden bahsetti Sayın Taner Yıldız. Bir kriz masası kuruldu. Henüz Türkiye'nin tamamına elektrik gelmiş durumda değil. Ama onunla birlikte tabii bugün Türkiye'de bu Berkin Elvan üzerinden, yani Berkin Elvan
Yargıtay'ın savcısına bir baskın yapıldı. Bunların hepsi birleşince sanki başka bir operasyon var gibi gözüküyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim genel bir prensibim, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı biraz tehlikeli bulurum. O açıdan da şu anda bu enerji kesintilerinin... Ama Türkiye çok olağanüstü bir süreçten geçiyor. Yani... Ama tabii şöyle, bu süreçlerde çok soğukkanlı olmak gerekiyor. Yani asıl soğukkanlılığın korunması gereken süreçler bu süreçler. Şimdi şu anda enerjide elektrik hatlarına yönelik bir siber saldırı var demek için çok erken. Çünkü bunun araştırılması lazım. Bu konuda benim bir bilgim yok. Dolayısıyla böyle bir siber saldırı oldu falan diyemem. Sebebini ben kendi açımdan, kendi bilgi birikimimle tahmin edebilirim ama bunu şöyle olmuştur diye açıklama hakkına sahip değilim. Burada arkadaşlarımız çalışacaklar. Enerji Bakanlığımız şu anda da çalışıyor. Mesela İstanbul'un, Ankara'nın büyük bir kısmına elektrik verildi. Diğerlerine de hızla verilmeye devam ediliyor. Ama arkadaşlarımız bunları çalışacaklar. Neden böyle bir kesinti olduğunu ortaya çıkaracaklar. O zaman ancak sabotaj mı oldu? Efendim şebekedeki ani bir düşmenin domino etkisi oluşturup bütün sistemi mi çökertti? Bunların hepsini o zaman onların açıklamasından sonra değerlendirebiliriz. Ama şu anda bir şey aramak için erken. Evet. Ama tabii ki olağanüstü bir günü yaşadığımızda da söylememiz lazım. Yani işte elektriklerin böyle kesilmesi, işte ondan hemen sonra da bir adliyenin basılması. Tabii bir adliyenin basılması olayı, bunları olağanüstü bir gün olarak değerlendirmek lazım. Ama aralarında irtibat var mı? Bunu söylemek için henüz erken. Bu bilgi olmadan böyle bir kanaat ortaya koymak. Peki çok Berkin Elvan şey olmaz. Konusunda ne düşünüyorsunuz? 15 gün öncesinde Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümü değildi. Gezi olaylarının da yıl dönümü olmamasına rağmen bir anma programı yapıldı. 15-20 gün sonra da böylesi bir hadise gerçekleşti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Elif seçime Hanım, giderken... Türkiye'de seçim yaklaşıyor. Normal yollarla iktidar değişikliğini başaramayacaklarını görenler, AK Parti'nin özellikle anketlerde %50 bandındaki yerini koruduğunu görenler, anormal yollarla, demokrasi dışı yollarla acaba bir kaos, kargaşa oluşturup burada hükümetin kusuru var deyip bunu da güçlü bir propagandayla halka işte sunup halkı kandırıp acaba hükümete olan desteği kırabilir miyiz gibi bir gayretin içerisinde varlar. Bu sadece bugünün meselesi de değil. İşte 17-25 Aralık olayları niçin yapıldı? 30 Mart'ta yerel seçimlerde AK Parti başarısı olsun ve Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmasın. Bunun için yapılmıştı biliyorsunuz. Dolayısıyla burada yine bazı senaryoların yürürlüğe konabileceğini hiçbir zaman akıldan uzak tutmamak gerekiyor. Bu olay da böyle bir olay diye ben görüyorum. Türkiye'nin çok son... büyük bir güvenlik zafiyeti var gibi de. Şimdi şu anda biliyorsunuz hem yayın yasağı var hem de biraz önce söylediğim bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak bazen çok insanı yanıltabilir. O açıdan da şimdi veriler bir gelsin. O verilerin sonucunda güvenlik zafiyeti var mı? Olay nasıl oldu? O teröristler şeye nasıl girdi? O silah oraya nasıl sokuldu veya silahlar? Bunların mutlaka araştırması yapılıp ortaya sonuçlar çıktıktan sonra güvenlik zafiyeti var mı, varsa hangi ölçüde var, bunlar o zaman konuşabiliriz. Ama genel olarak söyleyeceğim şey şudur. Maalesef Türkiye her kritik seçim öncesi bu tip olaylarla karşılaşıyor. İşte Danıştay saldırısını hatırlayın. Daha önce pek çok olayı Türkiye yaşadığı için bu tip olayların yaşanma ihtimalini gözden uzak tutmamamız gerekiyor. Ama belli ki Türkiye'nin istikrarı birilerini çok rahatsız ediyor. Bakın şu anda belki fazla şey yapamadık ama Türkiye bir ateş çemberinin içinde. Libya'yı düşünün. Suriye'yi düşünün. Mısır'ın içinde bulunduğu durumu düşünün. Irak'ın içinde bulunduğu durumu düşünün. İşte Azerbaycan-Ermenistan arasındaki bir sıkıntının varlığını hepimiz biliyoruz. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimi düşünün. Yani işte Yunanistan'ın kendi içinde bulunduğu ekonomik durumu düşünün. Avrupa'nın şu anda içinde bulunduğu ekonomik durgunluğu düşünün.
Şimdi böyle bir coğrafyada Türkiye, bir taraftan güvenlik açısından çok ciddi bölgede karmaşa ve kaos ortamı var. Diğer taraftan da ekonomik olarak ciddi bir durgunluk, hatta yavaşlama var. Şimdi böyle bir ortamda bile Türkiye istikrarını koruyabiliyor. Türkiye gücünü muhafaza ediyor. Arzu ettiğimiz rakamlarda olmasa bile bir büyümeyi yakalayabiliyor. Şimdi bu inanılmaz bir başarıdır. Eğer böyle bir durumda Türkiye'nin ekonomisi sağlam olmasaydı kesinlikle Türkiye'de ekonomiden falan bahsetme imkanımız olmazdı. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Belli ki birileri Türkiye'nin bu istikrarından rahatsız oluyorlar. Türkiye'nin bölgede güç ve inisiyatif sahibi olmasından rahatsız olan bir kesim var, bir kitle var. İşte bunları da organize edenler, Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olanlar, Türkiye'nin adeta her verilen emri uyguladığı dönemleri özleyenler var. Onların Türkiye'de karışıklık çıkarmak ve Türkiye'de tekrar bir kaos ortamı oluşturmak için giriştikleri bu ve benzeri pek çok şey vardır. Onlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama her şeyin başı Türkiye'nin istikrarını sürdürmesi. Programımızın son dakikası ama bütün bunlar sanırım yine Erdoğan üzerinden başkanlık sistemi ne istemeyenlerin, dolayısıyla Erdoğan'ı istemeyenlerin bir propagandası ve girişimleri gibi de yani bu kaos çıkartmak isteyenler. Mesele Sayın Erdoğan meselesi değil, Sayın Cumhurbaşkanımız meselesi değil. Mesele şu, demokratik yollardan iktidar olma ümidi olmayanların Türkiye'deki daha önce elde ettikleri o haksız imtiyazlar ve güç antidemokratik yollarla tekrar elde edilmek isteniyor. Yoksa mesele Recep Tayyip Erdoğan meselesi de değil. Bu ülkede biliyorsunuz çok uzun yıllar halktan destek almadan iktidarda bulunan, yani açık gizli iktidarı paylaşan yapılar vardı. Evet. Ve bu yapılar maalesef küresel güç odaklarıyla da son derece uyumlu oldukları için, onlarla bazı şeyleri paylaştıkları için çok uzun sürede güçlerini sürdürebildiler. Ama AK Parti ile birlikte bu yapılar ardı ardına tasfiye oldu ve oluyor. Evet. Şimdi bu yapıların rahatsızlığı var ve bu yapılar hiçbir şeyi kullanmaktan çekinmezler. Gerektiğinde PKK'yı kullanırlar, gerektiğinde DHKPC'yi kullanırlar, gerektiğinde başka bir örgütü kullanırlar, gerektiğinde paralel yapıyı kullanırlar. Yani burada önemli olan demokratik olmayan yöntemlerle gücünü devam ettirmeye çalışan odakların gücünü devam ettirip ettirmeyeceği. AK Parti hayır, bunu ettiremezsiniz. Milletten güç almayan hiçbir grup, merkez Türkiye'de iktidar olamaz diyor. Bunun mücadelesi var şu anda. Ve Türkiye için bu noktada önemli bir eşik ve son eşik diyelim. 7 Haziran seçimleri olacak herhalde. Sonrasında Türkiye birazcık daha huzura kavuşabilir. İnşallah. Yani bütün bu sıkıntılı ortamlarda milletimiz gerektiği anda gerektiği müdahale öyle güzel yapıyor ki hesap yapanların hepsi kendi hesaplarıyla baş başa kalıyor. Bakın 1950'den sonra 60'taki seçimlere, 71 muhtırasından sonra gelişen olaylara, 83'te 80 ihtilalinden sonra 83 seçimlerine, 28 Şubat'tan sonra 2002 seçimleri, hepsinde millet sandık önüne geldiğinde o kadar güzel müdahale yapıyor ki, o kadar ince ayarı yapılmış şekilde müdahale ediyor ki kim hesap yapıyorsa kendi hesabıyla baş başa kalıyor. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ben çok teşekkür ederim. Evet, bir programın sonuna geldik. Program konuğum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık'tı. Yarın akşam görüşünceye kadar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.